Selamun Aleyküm. Adım Ali Yasin, Ugandalıyım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendislik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Selamun Aleyküm. Benim ismim Çağrı Yemin. Ben Myanmar'dan geldim. Sivas'ta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Fakültesi'nde 1. sınıfta öğrenciyim. Benim ismim Kemran. Rusya'dan geliyorum. 20 yaşındayım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde 1. sınıfta okuyorum. Merhaba, adım Abdülkabir, Afganistanlıyım. 2001 doğumluyum. 2016 yılında Türkiye'ye geldim ve 2020'de mezun oldum. Burayı seçmemin sebebi, Cumhuriyet Üniversitesi'ni seçmenin sebebi bu ise buradan mezun olan Afgan arkadaşlarım, onlardan tavsiyeler aldım ve internetten araştırdım ve benim için uygun olduğunu düşündüm ve burasını seçtim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, öğrencinin kolayca dayanabileceği öğretim ortama ait ve yüksek akademik standartlara da ve gelişmiş eğitim sistemi de sahiptir. Eğitim de hem de çok iyi bir eğitim vardı. Yani Türkiye'nin kaliteli, yani standart olan bir Cumhuriyet Üniversitesi'nde bulunuyor. O yüzden ben burası çok sevdim. Yani bu üniversitenin eğitim sistemi. Sosyal imkanlar çok var. Burada eğer kullanmak istersen çok sosyal imkanlar var. Kütüphaneler var, havuz var, spor salonu var, basketbol var. Yani dilediğiniz her şey var. Aslında masa tenis var. Yani her şey var. Ondan dolayı ben de burada her gün hiç durmadan bu sosyal imkanları kullanıyor, istifade ediyorum yani bu sosyal imkanlardan. Üniversitedeki hocalar çok güzel bir hocalar ve senin bir sıkıntı ya da bir problemin olunca çözebilmeleri için ellerinde geleni yapmaya çalışırlar. Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretmenler de çok iyidir. O yüzden hem de benim kendi istediğim bölüm olduğu için buraya gelmeye karar verdim ben. Tabii ki burada mesela bir sıkıntı olduğumuzda ya da ailemizi özlediğimizde burada hocalar bize maddi ve manevi destek veriyorlar. Sivas güzel bir şehirdir. Sakin, tarihi bir şehirdir. Gezilecek ve görülecek çok yerleri var. Özellikle meydanda. Senin görmek istediğin her şey oradadır zaten. Sivas'ın güzel ve meşhur köftesi var. Onu yemeden giderseniz gerçekten Sivas'a başına gelmiş olursunuz. Çok iyi, samimiyet olanlardı. Hem de çok sıcak hanlardı. Dışarıda görünce yani yemekle çağırıyorlar, her şey davet ediyorlar. Çok iyi bir insanlardı burası. O yüzden ben Sivas'ı çok seviyorum. Sivas'ta çok çok güzel ve hoş görünüşlü insanlar var. Çok sevimli ve hatta yolda bile yürürken sana yemek ısmarlar ve hatta fotoğraf bile çekmek isterler. Sınav zamanında mesela rektör geliyor, rektör hocamız bize çorbalar ısmarlıyor, çay, simit ısmarlıyor, gecelerin kahve ısmarlıyor. Yani size psikolojik olarak çok destek veriyor yani sınavla zamanında. Gerçekten benim en sevdiğim yönü de bu. Türkiye'den olmak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü burada okumak çok zor bir şanstı. Ama ben onu kazandım ve de Türkiye'ye geldim. Benim ülkem Uganda'da Türkiye Cumhuriyet Devleti çok önemli bir devlet olarak görülür. Ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çok farklı ve önemli bir üniversitedir. Benim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuduğum için insanlar beni çok farklı bir gözle görür. Buradan mezun olduktan sonra ben ülkeye gidip hizmet etmek istiyorum. Yani oradaki Müslümanlar çok kötü durumda şu anlarda. Ben onlara yardım etmek istiyorum. Onların bir lider, en azından bir lider olmak istiyorum. Yani bu Müslümanlar için, çocuklar, eğitimsiz olanları ben yardım etmek istiyorum. Yani bu Türkiye Cumhuriyet Üniversitesi'de kazandığı bir bölüm ile ben yapabileceğim kadar yardım etmek istiyorum oradaki insanlara.